Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıyır kıyır tam ölçüsünde nefis bir elmalı kurabiye tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen bu lezzetli kurabiyelerin yapılışına başlayalım. Öncelikle elmalı iç harcı için elmaların kabuklarını ince bir şekilde soyalım. Daha sonra rendenin kalın tarafıyla rendeleyelim. Ben bu tarifte şu anda 5 tane kırmızı elma kullanıyorum. Elmaların büyüklüğüne göre sayıyı artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi uygun bir tavaya elmalarımızı aktaralım ve üzerine 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave edelim. Elmalar suyunu salıp çekinceye kadar sürekli karıştırarak elmalarımızı pişirelim. Ocağı kapattıktan sonra 1 tatlı kaşığı tarçın ve 1 çay bardağı çekilmiş cevizi ilave ederek tekrar son kez karıştıralım. Hazırladığımız bu elmalı iç harcını her türlü kurabiye veya tart tarifinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi elmalı iç harcımızı bir tabağa aktararak daha hızlı soğumasını sağlayalım. Bu sırada hamuru için uygun bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki 200 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve yavaş yavaş ekleyeceğimiz yaklaşık 3,5-4 su bardağı un ilave edelim. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar hamurumuzu yoğuralım. Un miktarı malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan dolayı çok az değişiklik gösterebilir. Bu yüzden yavaş ve kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ederim. Hamurumuz gayet güzel toparlandı. Şimdi tezgaha biraz un serpelim. Hamurumuzu yoğurarak toparlayalım. Ardından hamuru eşit boyutlarda 6 parçaya keselim. Her bir parçayı tezgahta biraz toparladıktan sonra elimizle yuvarlayalım. Un serptiğimiz tezgaha bezelerden bir tanesini yerleştirelim. Üzerinde hafifçe unladıktan sonra oklava veya merdane yardımıyla daire şeklinde açalım. Aşağı yukarı bir karış kadar açmamız gerekiyor. Açarken yapışmaması için hafifçe unlamanızı öneririm. Yeterince açtığımız hamuru bir bıçak veya rulet yardımıyla pizza dilimi şeklinde 8 parçaya keselim. Her bir parçanın üzerine daha önceden hazırladığımız elmalı iç harcından bol bol yerleştirelim. Geniş kenarından tutup nazikçe sararak kurabiyelerimize son şeklini verelim. Şöyle hemen bir tane daha göstereyim. Üçgen şeklinde kestiğimiz hamurun üzerine yerleştirdiğimiz elmalı harcını kendi etrafında sararak kurabiyelerimizi rulo haline getirelim. Tüm bezeler bitinceye kadar kurabiyelerimizi gördüğünüz gibi şekillendirelim. Dilerseniz bezelerin bir kısmını farklı şekillerde kurabiye hazırlamak için de kullanabilirsiniz. Hazırladığımız kurabiyeleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Önceden ısıttığımız 160 derece fırında 20 dakika boyunca kurabiyelerimizi pişmeye bırakalım. Kurabiyelerin altı pembeleşip üzeri beyaz kalacak şekilde pişmesi gerekiyor. Eğer fırınız gereğinden fazla ısıtıyorsa dereceyi düşürebilirsiniz. Fırından aldığımız kurabiyelerimizi mutlaka oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirelim. Daha sonra üzerlerine pudra şekeri serperek servis edelim. Ben bu ölçülerle hazırladığımda 6 tane bezeden 48 tane kurabiye elde ettim. Kurabiyelerim tam 2 tepsi oldu. Farklı şekillerde daha fazla sayıda kurabiye de hazırlayabilirsiniz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında mis gibi tarçın ve elma kokusuyla favoriniz olacak bu nefis kurabiye tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle sizlere kurabiyemin içinde yakından göstermek istiyorum. Hiç çatlamadan, dağılmadan, yayılmadan gayet güzel piştiler. Herkesin rahatlıkla yapabileceği tam ölçüsünde garantili bir kurabiye tarifi. Elmalı kurabiye tarifini deneyenlerden özellikle yorumlarını ve fotoğraflarını bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.